mide rahatsızlıkları. Evet. Çünkü çok fazla var. Mide rahatsızlarının sebebi genellikle Helicobacter pylori isimli bakteri buna sebep olur. Helicobacter pylori isimli bakteri kendini mide asidinden korumak için özel bir köpük salgılar. Sabun köpüğü gibi. Bu sabun köpüğü mide asidine karşı bakteri korur. Mide mukozasına bakteri yerleştiği zaman deriyi tahriş eder. Derinin altına geçtikten sonra o köpüğü atar ve faaliyetine başlar. Bu nedenle mide asidi bakteriye zarar vermez. Bugüne kadar yani 1986 yılında tespit edildi. Helicobacter pylori nasıl olur da mide asidine karşı dayanıyor diye bilinemiyordu. Bazı mantar türleri de ve virüs türleri de mide asidine karşı dayanabiliyor. Mide asidi çok çok sert bir asit. Diyelim ki yanlışlıkla kişi eskiden kuruş, bakır kuruşlar olurdu. Paslı bir kuruş veya metal yuttu. Saniyede onu pırıl pırıl tertemiz eder. O kadar sert bir asit. Bu sert asite karşı bakteri dayanıyor. Buna karşı dünyada en etkili bitki lahana. Öyle mi? Evet. Helicobacter pylori'ye karşı en etkili lahana. Lahananın birleşiminde 1000'den fazla etken madde var. Bunlardan ikisi bizi çok ilgilendiriyor. Bir, Lactobacillus ve Bifidobakterileri. Bunlar faydalı bakteri. Bağırsak florasını yavaş yavaş düzenliyor. Bağırsaklarda 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bunun %99'u Lactobacillus, Bifidobakterileri vesaire faydalı bakteriler, vitamin üreten. Arı nasıl bal üretir? Bunlar da vitamin üretirler. Yağları yağsını, proteinler amaçlı düşürür vesaire. Bunun içerisinde, lahananın içerisinde kendiliğinden doğal olarak var. Ve bir önemli bir şey daha var. Amino asit. Eskiden lahananın birleşiminde U vitamini var deniyordu veya ulkus faktör. Yani U vitamini demelerinin sebebi ülseri iyileştirdiği için daha sonra ulkus faktör dediler. U vitamini diye bir vitamin ortaya çıkmayınca araştırmalara devam ettiler ve metil metilyon sulfonyum bromit yani bir amino asit, çok hassas bir amino asit. Bu amino asit Helicobacter pylori'yi öldüren bir asit, amino asit. Sadece bu bakteri yok edebiliyor doğal olarak. Bunun haricinde kimyasal ilaç kullanılırsa midedeki gastrite sebep olan bakteriye karşı antibiyotikler vesaire de bakteri yok ediyor. Fakat bu sefer bağırsaktaki faydalı bakteriler azaldığında daha büyük problemler başlıyor. Alerji gibi. Biraz sonra ona da değineceğiz. Tabii. Alerji. Şimdi bunun içerisinde lahana suyu ve 16 çeşit bitki var. Bazı vatandaşlar diyor ki biz lahana suyunu evde kaynatıp mikserde çek. Kaynatıldı. Yok olmaz. Neden olmaz? Ha, oraya iyi değindiniz. Tabii çünkü hep kaynatılıp kaynatılmak söylenenler yanlış. Neden? Yanlış. Kaynatıp içtiği zaman vatandaş sadece ekşimsi bir tadı olan su içmiş gibidir. Çünkü vitaminler yok olur. Bir. Evet. Amino asit isim bu metil metilin sulfonin bromit dediğimiz amino asit yok olur. Bakteriye karşı etkisi kalmaz. Üç. Faydalı bakteriler yok olur. Bu yoğurtlara katılan sıvı yoğurtlara bakteriler katılıyor. Prebiyotik, probiyotik dediğimiz bağırsaklara çalıştığı evet. Faydalı bakteri. Bunun içerisinde faydalı bakteri olduğu için can şişeye koyamıyoruz. Çünkü süt şekerini süt asidine dönüştürüyor. Süt asidi ortaya çıkarken artık maddeler de karbondioksit gazı çıkıyor. Bu nedenle cam olursa şişe patlar. O yüzden plastik şişe. Bu nedenle plastik, evet. Tarım Bakanlığı'nca bu plastik zaten onaylı gıdada kullanılır diye. Lahananın birleşiminde bu nedenle haşlanırsa bozulur. Özel bir metotla elde ediyoruz. Mikserde çekilirse veya santrifujla çekilirse o hız esnasında oluşan ısı dahi oksitlenmesine sebep olur. Yine etkisi azalır. Biz bunu özel metotlarla üretiyoruz. İsterse kişi de 30 yıllık gastrit veya ülser olsun iyileştirir.